Kays ibni Ebu Hazim radıyallahu anh şöyle diyor. Habbab ibni Eret'i hastalığından dolayı ziyaret etmek için yanına gittim. Habbab sahabi. Kays'ta tabiinden. vücudunu yedi yerden dağlamıştı. Dağlama yapmıştı. Demek ki ızdırabı çoktu. Habbab dedi ki eski dostlarımız dünyaya kapılmadan göçüp gittiler. Biz ise o kadar çok mala sahip olduk ki kola koyacak yer bulamayıp toprağa gömdük. Habbab bin Eret ilk Müslümanlardan, ilk çileyi çekenlerden Allah bir bereketle ömür vermiş demek ki. Ee, uzun zaman yaşamış, işte zengin olmuş, cihatlara katılmış, ganimetler almış. Şayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölmek için dua etmeyi yasaklamasaydı Allah'tan canımı almasını isterdim diyor Habbab bin Eret radıyallahu anh. Ravi Kays İbni Ebu Hazim diyor ki bir başka zaman Habbab'ın yanına gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi. Müslüman Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır. Yalnız şu çamura verdiklerinden eline bir şey geçmez. Duvar, bina yaparken harcadığı para, çamura verdiği para diyor. Tabii ki ihtiyaç olan ayrı. ihtiyaç olandan da sevap kazanır. İhtiyaç olmayan lüzumsuz inşaatlar, lüzumsuz evler, binalar para kazandırmaz, sevap kazandırmaz, insana hayır getirmez diyor. Açıklamalar Habbab'ı ziyaret edip sözlerini bize nakleden Kays İbni Ebu Hazim küfeli bir hadis hafızıydı. Sahabi olma bahtiyarlığını kıl payı kaçırdı. İslam'ı kabul ettikten sonra resul Ekrem Efendimiz'i görmek üzere Medine'ye doğru yola çıkan Kays daha Medine'ye varmadan Efendimiz'in vefat ettiğini duyunca çok üzüldü. Allah Allah hakikaten çok acı bir durum. Onun hadislerini sahabilerinden öğrenip hadis hafızı oldu. Bir ömür belki bu sahabi hasret çekti, acı çekti. 97 yılında vefat etti. 715 miladi 97 yılında vefat etti. Efendimiz 11'de vefat etti. Peygamberimizden demek ki şöyle 86, 86 sene daha yaşamış. Acısı gerçekten uzun sürmüş bu tabiinin. Habba radıyallahu anh'a gelince cahiliye devrinde zorbaların zoruyla hür iken esir edilmiş, ve Mekke'de bir kadına satılmış çilekeş bir sahabidir. İslam'ı altıncı olarak kabul eden bu bahtiyar insan kızgın kumların kor ateşlerin üzerine yatırılıp çok işkence görmüştür. Peygamber Efendimiz demircilik yapan Habbab'ın yanına gelir onunla sohbet ederdi. Kölesinin Resul-i Ekrem ile sohbet ettiğini haber alan imansız sah sahibesi kadın koşarak dükkana gelir. Ocaktan aldığı kızgın demiri Habbab'ın başına sürerek işkence ederdi. Peygamber Efendimiz bu kadına beddua etti. Ümmü Enmar adındaki bu kalpsiz kadın o günden sonra öyle bir baş ağrısına tutuldu ki ancak dağlanmak suretiyle ağrısı hafiflerdi. Baş ağrısı tutunca Habbab'ın yanına koşar, o da kendisini acımadan dağlayan o merhametsiz kadını aynı şekilde dağlardı. allah Teala böyle bir ceza vermiş demek ki. Hazreti Habab'ın öcünü almış. O zulüm için e, dağlarken Hazreti Habab'ı, Hazreti Habab da onu Şifa bulması için dağılıyor ama sonuçta o da o acıyı çekiyor. Habbab hayatının sonlarına doğru uzun süren bir hastalığa yakalandı. Vücudunun yedi yerinde yaralar açıldı. Araplar böyle yaraları ateşle dağlardı. O da bu yola başvurmak zorunda kaldı. Efendimiz pek tavsiye etmiyor. Ama mecbur kalınca dağlamakta da şifa oluyor zaman zaman. Hadisimizde söz edilen dağlama olayı budur. Sünnet olan çocuklarım da böyle yak yakıyorlar bazen. Veya bazı e, yaralar kapatmak için. dağlama yolu tedavi hastaya büyük acı verdiği için Peygamber Efendimiz ümmetimin dağılanmasını yasaklıyorum. Dağlamayı sevmiyorum buyurmak suretiyle bu can yakıcı tedaviden vazgeçirmek istemiş ve mecbur kalmadıkça bu yola başvurulmamasını arzu etmişti. Ne yazık ki Habbab buna mecbur kalmış. Vücudunu yedi yerinden dağlamıştı. Şimdi gelelim Habbab'ın sözlerine. Habbab radıyallahu anh Müslümanların yokluk devrini görüp yaşamıştı. Daha sonra İslam fetihlerinin Müslümanlara sağladığı refahtan o da payını aldı. Kays İbni Ebu Hazim ve arkadaşları kendisini ziyarete gelince onlara bu iki durumu hatırlat. Dünya nimetlerine kapılarak ona gönül bağlamanın ahiret nimetlerini elde etmeyi zorlaştıracağını söyledi. Hz. Hamza, Esad bin Zürare, Musab bin Umeyr gibi sahabiler ilk zaman ilk yıllarda şehit olup gittiler. Bu sahabiler tabi onların arkadaşıydı. Diyorlar ki arkadaşlarımız şehit oldu gitti biz geri kaldık. Onlar kefen bulamadı. Biz zengin olduk. Yokluk içinde yaşayarak ebedi alime göçen dostlarına böylece imrendiğini de ifade ediyor Hazreti Habbab. Habbab radıyallahu anh hayatı boyunca dünyaya kapılmaktan endişe eder. Müslümanlar bundan sakındırırdı. Kendisinin Peygamber Efendimizin sağlığında bir kuruşu bile bulunmadığını, daha sonra evinde 40 bin dirhemi olduğunu söyleyerek üzüntüsünü dile getirirdi. Harise bin Mudarrib adlı tabi'in diyor ki, Habbab'a kefenini getirdiler. Kefen bezinin güzelliğini görünce ağlamaya başladı şunları söyledi. Hz. Hamza'yı veya Hz. Mus'ab'ı sarmak için doğru dürüst bir kefen bulamamıştık. Üzerine çizgili bir hırka örtmüşlerdi. Hırkayı başına çekince ayakları açıkta kalıyor, ayakları örtülünce başı açıkta kalıyordu. Sonra başını hırkayla ayaklarını da otlarla örttük. Habbab'ın şayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölmek için dua etmeyi yasaklamasaydı Allah'tan canımı almasını isterdim demesi de anlamdır. Acaba hastalığın arttığı canına tak dediği için mi böyle söyledi yoksa toprağa gömdük gömmek de ifade ettiği büyük binalar yapmaktan mı yakındı? Her iki ihtimal de hatıra gelmekle beraber Habbab'ın zenginlikten şikayet etmesi duruma daha uygun görünmektedir. Nitekim hadisin devamındaki ikinci rivayet bunu güçlendirmek. Habbab çamur sözüyle ifade ettiği binaya harcanan paranın insana hiç sevap kazandırmayacağını açıksız söylemektedir. Riyaz-ı Salihin'in müellifi İmam Nevevi'nin de bunu tercih ettiği anlaşılmaktadır. Zira konu başlığındaki dini yaşamak zorlaştığında ölüm istemenin günah sayılmayacağı ifadesine sadece bu hadis uygun düşmektedir. Dünyaya dalmaya başladık. Büyük yüksek binalar yapmaya başladık. Acaba dinimiz zarar mı görüyor diye endişe diyor Habbab radıyallahu anh. Peygamber Efendimizin şu hadisi de Habbab'ın yakındığı ihtiyaç fazlası yapıların insana bir şey kazandırmayacağını göstermektedir. Efendimiz buyurmuşlar ki infak edilen her şey Allah yoluna sarf edilmiş demektir. Ama bina yapmak böyle değildir. Zira onda hayır yoktur. Bir evet illa mele ancak zararı olan hariç buyuruyor Efendimiz. Bir gün Peygamber Efendimiz sahabilerinden birinin yüksek bir bina yaptığını görerek üzülmüş. Ona gücendiğini göstermek üzere de selamını almamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine neden darıldığını arkadaşlarına sorup öğrenen sahabi eline kazmayı alıp o yüksek binayı yerle bir etmişti. Binanın yıkıldığını gören resul Ekrem Efendimiz zaruri olanı, evet zaruri olanı müstesna onun dışındaki binalar sahibine günah kazandırır buyurmuştu ihtiyaç olan, zaruri olan bina gereklidir ama onun dışında da günah kazandırır buyuruyor efendimiz. Güzel dinimiz dengeli hayata önem verir. Her aşırı hareketi yadır yadırgar. Dünya ve ahiret dengesini sağlayabilen kimseler dünya nimetlerinden dilediği gibi faydalanır ve fayda faydalandırabilir. Evi olan evinden Müslümanlara istifade ettirmeli, arabası olan arabasından istifade ettirmeli, malı olan malından istifade ettirmeli. Bu şekilde dünya ile ahireti kazanmaya çalışmalıdır. Hadisten öğrendiklerimiz bir tedavi maksadıyla vücudu dağlamak insana ızdırap verdiği için Peygamber Efendimiz bunu uygun görmemiş. Fakat başka çare kalmayınca vücudu dağlamakta sakınca olmadığını ifade etmiştir. Hatıralarında Abdülhamit Han'ın, 2. Abdülhamit Han'ın da böyle hastalandığında kendi kendini dağladığı, dağlayarak şifa bulduğu da naklediliyor. 2. E, başa gelen sıkıntı sebebiyle ölmeyi arzu etmek doğru değildir. Üç dünya nimetleri kullar için olmakla beraber insan bu nimetler karşısında Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın yaptığı gibi kendini frenlemeli, dengeyi elden bırakmamalıdır.